Ve yayınımız Siz Aslanlarla devam ediyor. Önümüzdeki bir yıllık süreçte parayla ilgili alanlarda şanslısınız. Yatırım yapma, ticaret hayatına atılma gibi bir düşünceniz varsa özellikle 6 Eylül'den sonra harekete geçebilirsiniz. Parayla ilgili alanlarda bu yıl en şanslı burçlarımızdan siz aslanlarsınız ve 14 Ağustos'dan sonra sizin burcunuzda gerçekleşen yeni ay ile birlikte hayatınızda bir takım yenilikler oluyor. Özellikle yeni yönetici durumunda olanlar varsa ve yurt dışı bağlantılı işler, ticaretle uğraşanlar bir takım güzellikler yaşıyorlar. Yine aşk hayatınız olsun, çocuklarla olan iletişiminiz olsun veya çocuk sahibi olmak isteyenler varsa güzel haberler alabilirler. Bu anlamda kendinizi daha iyi sergileyebileceksiniz. Kendinizi daha iyi sergileyip yine yönetici becerilerinizi daha iyi sunabileceksiniz. Özgüveniniz artıyor. Uzun zamandır yaşadığınız sorunlar yavaşça halloluyor ve özellikle evle ilgili var olan sorunlarınız da 1,5 ay içerisinde yavaşça azalıyor. Özellikle ev, emlak ve arsa ile ilgili konularda son 2 aydır yaşadığınız sıkıntıları yavaşça hallediyorsunuz. Anne babanın sağlığında da bir takım sorunlar yaşamış olabilirsiniz. Belki onların sağlık sorunlarıyla mücadele etme durumunda kalmış olabilirsiniz. Bunlar da yavaşça halloluyor. Ve başaklara baktığımız zaman sizler de genel olarak önümüzdeki bir yıllık süreçte şanslısınız. Kilolarınıza dikkat ediyorsunuz. Kilo almaya meyilli olacağınız bir sürenin içerisine giriyorsunuz. Yapacağınız tüm işlerde, tüm projelerde şansı ve fırsatları yakalayabileceksiniz. Bekar olanlar varsa yine karşılarına birileri çıkabilir. Yeni ayla birlikte önümüzdeki 2 haftalık süreçte bir takım sağlık sorunları yaşayabilirsiniz. Özellikle bel, böbrek ve hormonlarda bir takım sorunlar oluşabilir. Sağlığınıza dikkat ediyorsunuz ve Satürn'ün de Yay burcuna geçişine kadar özellikle 1,5 aylık süreçte yakın çevre ve kardeşlerle zaman zaman sürtüşmeler oluşabilir veya kardeşlerinizin sağlığıyla uğraşma ve mücadele etme durumunda kalabilirsiniz. Kontratlarınıza, sözleşmelerinize dikkat ediyorsunuz. Eğitimle uğraşanlar varsa 1,5 aylık süreçte yapılanmaya gidiyorlar. Yenilikler, güzellikler yaşıyorlar. Ve sırada faili properties var. Ev alım, satım, kiralamak ve evinizi kiraya vermek için bilgi alabileceğiniz güvenilir firmalardan olan faili properties'deki söyleşimizi gelin hep birlikte izleyelim. Fire Properties Endüstri Şubesi'ne hoş geldiniz. Geçen sene 2014 Nisan'da çıkmış olan bir yasa üzerinde bugün daha çok detaylı bilgi vermek için bir aradayız. Geçmiş haftada üzerinden geçmiş olduğumuz bu Benefit Cap ile alakalı daha detaylı bilgi vermek istiyorum. Bunun üzerine çok fazla talep gelmişti bize, çok fazla telefon gelmişti ve bunun hakkında bilgi istiyorlardı. Bugün bunu burada detaylı şekilde anlatacağız. Öncelikle ben Benefit Cap'in kimi etkilediğini bir altını çizerek anlatmak istiyorum. Benefit Cap tamamıyla çalışmayan, yani hiçbir yerde çalışmayan ya Job Seekers Allowance ya da ES yani Employment Support Allowance alan gibi kiracıları ilgilendiren bir nokta. Eğer ki Job Seekers Allowance, Income Support veya da ES Employment Support Allowance alıyorsanız bu durumda Benefit Cap'tan zarar görürsünüz. Tabii bunu hesaplarken deve şunları hesaplıyor. Diyor ki her bir ev diyor haftalık diyor 500 pound'dan fazla alamayacak diyor. Çünkü çalışmıyorlar. Çünkü işte income support alıyorlar. Employment support alanı alıyorlar. Job 8 alanı alıyorlar. Tabi burada şunu da altını çizmem gerekiyor. Eğer ki evde herhangi bir disability alan yani rahatsızlığı özürlü olan veya disability alan sakat olan biri varsa bu durumdan etkilenmiyorlar. Onu altını çizmek istiyorum. Şimdi bunu nasıl hesaplıyor? Evet onu da söyleyeyim. Bugün size bugün vermiş olduğu Child Benefit'ten Income Support'tan veya da işte ESA'dan, Employment Support Allowance'dan veya da Job Seekers Allowance'ın hepsini toplayarak, bütün benefitleri toplayarak 500 pound'un üzerine çıkmamanızı sağlıyor. Şimdi şöyle söyleyelim, eğer ki bu durumda genelde şöyle oluyor. İki çocuğu olan bir aile çok fazla etki görmüyor. Eğer ki iki yatak odalı bir evdeyse, bir yatak odalı bir evdeyse. Ama iki ve artı üzerinde çocuğu olan bir aile buna tamamen direkt zarar görmeye başlıyor. Bunların ana temelinden bir tanesi şu.
devletin de söylemiş olduğum gibi devlet politikasıyla, Konservatif Parti'nin getirmiş olduğu devlet politikasıyla çalışmayan toplumun Londra'da yaşamasını istemiyorlar. Tabii bu durumdan etkilendiği zaman ve ev sahibinizi mahkemeye dışarı çıkıyor zaman ilk yaptıkları şey ise işte Stock City, Manchester, Birmingham gibi yerlerde size ev sunuyorlar. Çünkü onların kiraları çok daha düşük. Şimdi bu durumdan yani benefit cap'ten etkilenecek ilk insanlar da ev sahipleri. Onu da şöyle anlatayım. Şimdi devlet ilk önce insanın giderini, masrafını karşılıyor. En son kirayı ön plana koyuyor. Bugün benefit cap'ten zarar gören biri için mesela Child Tax Credit, Child Benefit, Income Support veya da Employment Support Allowance, Job Seekers ne alıyorsa bunlarda bir kesinti yapmıyor. Direkt kesintiyi kirada yapıyor. Bu da ne demek? Eğer ki House Benefit'i kiracısı olan ev sahiplerimiz varsa bunların birçoğunun zarar görmesi demek. Şimdi bu durumda ne oluyor? Bugün varsayalım bir kiracıları var ve part time çalışıyor. Single mom diyelim yani bir anne, bir ebeveyn ve çocuklarıyla. Şimdi eğer ki o anne çalışıyorsa ve birden çalışmayı durdurduğu takdirde benefit cap'tan zarar görüyor. Onun için de biz Fire Properties olarak hep ev sahiplerine şunu öneriyoruz ki yapmaları gereken en önemli şeylerden bir tanesi garanti rent skime geçmeleri. Çünkü eğer garanti rente geçtikleri zaman bu tür şeylerden hiç etkilenmiyorlar. Bu tamamen ajantanın sorumluluğu oluyor ve ajanta bunun üzerinde durabiliyor. Şimdi garanti renti anlatmak gerekirse, şimdi garanti renti yapmış bir ev sahibinin kiracısının ödeyip ödememesi, evin boş kalıp dolu kalması veya da işte bir sebepten dolayı kirasının gelmemesi hiçbir şekilde ev sahibini ilgilendirmiyor. Ev sahibi bizim gibi şirket yaptığı anlaşmada tamamen belirlemiş olan o sabit aylık kirayı her ay hesabına alıyor. Garanti kirada ne kadar kira alacağını şöyle bir anlatayım ben size. Şimdi bazılarımızın evleri management'ta başka firmalarda işte Yunan firmaları, işte İngilizler vesaire local agent'larda bir şeyimiz var. Ve bunların birçoğu zaten %8 ve %10 artı VAT charge yapıyorlar. Şimdi bizim garanti rentimiz de ortalama %8 %10 civarında bir rakam yapıyor zaten. Yani orada management aldıkları rakamı biz garanti rente çevirebiliriz onlar için. Onun için bizim tavsiyemiz her zaman ev sahiplerinin bizim gibi hani established olmuş hani artık tamamen tekelleşmeye başlamış firmaların içinde yer almaları ve çünkü bunlar onlar için çok daha her şeyi rahatlatacaktır. En azından önlerini görebilecekler. Bir sonraki adımları rahatlatabilecekler. Onun için de bizim tavsiyemiz bütün ev sahiplerinin management'te almış oldukları kirayı biz onlara garanti net olarak vereceğiz. Ben onu kesinlikle anlatmak istiyorum ve söylemek istiyorum. Ve bunda da iddialıyım. Eğer ki bize getirirlerse management agreement'larını beraber şu an ne kadar ödüyorlar? Mesela %8, %10 plus VAT mi ödüyorlar? Ben o rakama, şu anki aldıkları rakama onları garanti rente çevireceğim. Ve bu durumda kendileri zarar görmeyecekler. Artısını görecekler. En azından kiracı ne zaman ödedi çok önemli değil. Veya da ev boş kaldı, işte kiracının benefit durdu, house benefit durdu falan gibi dertlerden kurtulacaklar. Onun için ev sahiplerine ilk tavsiyem de benim her zaman ilk ev kiralamada ve de ev almada ilk kapılarının Fire Properties açılması olacak. Çılgınlar gibi eğleneceğiniz bir program. Arayıp arayıp rahatlayacağınız program. Dünya televizyonlarının en etme bulma programı. Mahmurluk yapacak program. Nefsi müdafaa program. Dertlerinizi unutacağınız program. Umut Ulaş'ta gece nöbeti. 4 Eylül 2015 Cuma. Her Cuma saat 22'de. Kıbrıs Genç TV'de. Köfte Orların programı. Unbelievable program.
Ara vereceğiz tabii ki yani. Sürekli olmayacak program. 2 saat olacak, ondan sonra bir hafta ara olacak. Öbür cuma bir daha 2 saat, öbür cuma bir daha 2 saat. 4 Eylül 2015 Cuma'dan itibaren her cuma saat 22 ile 00.00 arası. Canlı canlı. Yalnız burada yani kusura bakma işine karışıyor gibi olmayayım da yani ekranı biraz temiz tutarsak hani yani daha net görünürüz, anlatabiliyor muyum? Bizim de bir güzelliğimiz varsa iç güzelliğimiz daha net çıkar yani. Sakalı da kestik ama ya. İyi oldu mu acaba? Ne bileyim, sakal da çok yakışıyor derler bana. Bilmiyorum ki. Böyle armut gibi olmadı değil mi? Ha? Kilo da vermeye çalıştım elimden geleni. Saçı da kısalttık ya. Bir karizmamız vardı, o da kalmadı. Her hafta kalmadığı yerden devam edecek olan program. Mistiğiyle karşılık verilen program. Hastası olacağınız program. Lokal anestezik program. Şifa dağıtan program. Unmissable program. La 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 la. Umut Ulaş'la Gece Nöbeti. Hayatınızın en keyifli nöbetini tutacağınız program. Konuşamadıklarınızı konuşacağınız program. Yoksa özlediğimiz Türkiye'den çok bizim Türkiye'deki o eski halimiz. Anlatabiliyor muyum? Yemin ederim sen beni tatlı köye götürdün. Köyün o her hafta yeni bir konunun konuşulacağı, bazı haftalar arka arkaya aynı konunun konuşulacağı program. Ne olacağı belli olmayan program. 4 Eylül 2015 Cuma'dan itibaren her cuma saat 22'de. Nerede? Kıbrıs Genç TV'de. Umut Ulaş'la Gece Nöbeti çok yakında başlıyor. Umut Ulaş'la Gece Nöbeti. Yalnız bizi birazdan bizi buradan kovabilirler, onu söyleyeyim sana. Unbelievable program, unmissable program. Ya bu kablo burada olmak zorunda mı? Bana bağlı olmak zorunda mı? Hayır yani biraz daha uzunluğunu ayarlayıp ip atlardım mesela konuşurken daha. Adamlar bize bakıyor. Bu kadar. 4 Eylül'de görüşmek üzere. 4 Eylül Cuma 22 Kıbrıs Genç TV. Sevgiyle taş taş üstüne koyanlar, yarına huzurla güvenle bakanlar. İster havuzu, ister denizi, yeşili bahçesiyle noyanlar. Bir adımla gider denize, ister havuza, ister sahile. Güneş gibi kumu mavisi suyu cezbediyor ruhunuzu. Bir evden fazlası noyanlar, bir evden fazlası noyanlar. Noyanlar Group of Companies. Bir evden fazlası noyanlar. Bir evden fazlası. Mr. Dips. Mr. Dips. Mr. Dips hummus. Mr. Dips tarama. Mr. Dips cacık. Mr. Dips yoğurt. Mr. Dips'in hummusuna, taramasına, cacığına ve yoğurduna doyum olmuyor. Mr. Dips. Restoranlar ve catering firmaları için özel paketlendirdiğimiz 2 ve 10 kilo kaplarımız da bulunmaktadır. Mr. Dips. Tiger Dip Collector.
Alacağınız ödemeler var, alamıyorsunuz ve icra göndermek istiyorsunuz. Hukuksal hakkınızı hemen kullanın ve Tiger Debt Collector'a başvurun. Kanuni yoldan en hızlı şekilde paranızı almanızı sağlarız. Tiger Debt Collector. Bizlere 0208 983 06 79 veya 0759 772 0758'den 7/24 ulaşabilirsiniz. Tiger Debt Collector. One Stop MOT Center. One Stop MOT merkezinde inanılmaz fiyat. MOT 24 pound. Yaşlılara ve engellilere MOT 19 pound. One Stop MOT merkezi. Cutworth Taxi. Londra'nın simgesi siyah taksi şoförü iseniz en güvenli lüks arabanızı Cutworth Taxi'den uzun dönemli kira ile kiralayabilirsiniz. 250 araba filosuna sahip Cutworth Taxi şoförlerine 24 saat hizmet veriyor. Cutworth Taxi. Cutworth Taxi'den Londra'daki Türk halkına bir hizmet daha. Eğer siz de Londra'nın simgesi olan siyah taksi ruhsatı almak, bol kazançlı bir işe sahip olmak istiyorsanız Cutworth Taxi'nin siyah taksi okuluna katılın. Siz de siyah taksi ruhsatınızı alın. Londra'daki Türklere Cutworth Taxi'den bir hizmet daha. Siyah taksi şoförü olmak istemez misiniz? MHI Construction, 40 yıllık tecrübesiyle İngiltere'nin en güçlü inşaat firması. MHI Construction. Teslim aldıkları inşaatları kaliteli, standartlara uygun şekilde bitirip teslim eden MHI Construction, NHBC ve Zürih'e kayıtlı güvenilir bir inşaat firmasıdır. Profesyonel kadrosu, tecrübeli mimar, mühendis ve çalışanlarıyla Hasan Mazlum ve İlhan Mazlum yönetiminde inşaatta güvencenin tek adresi MHI Construction. NHBC ve Zürih'e kayıtlı belgelerimizle inşaatınıza kolay banka kredisi sağlayabilirsiniz. Telefon numaramız 079 68 486 240. MHI Construction. MHI Construction. Cyprus Taxi MOT Garajı. En son teknoloji, ATL sistemlerle donatılmış garajımızda her çeşit model ve büyüklükteki araçlarınıza MOT işlemi yapılmaktadır. Fiyatlarımız 29 pound olup emeklilere ve engellilere 19 pound'dan yapılacaktır. Cyprus Taxi